Değerli izleyenler, Süper Lig'de 24. haftanın açılış maçı Aytemiz Alanyaspor Fenerbahçe karşılaşmasının son anları oynanıyor. Fenerbahçe 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada 3-2 önde 90+4. Dakikayı da tamamladık. Hakem 4 dakika uzatma işaret etmişti. En az 4 dakika oynanacaktı ve 90+5'in de bir 30 saniyesi geride kaldı derken son düdük geliyor. Fenerbahçe Alanya'da 2-0 geriye düştüğü maçta 3 puanı 3-2'lik galibiyetle elde ediyor ve puanını 44'e yükseltiyor Sarı Lacivertli takım. Aytemiz Alanyaspor da bu yenilgiyle 25 puanda kaldı. Tabi Alanyaspor açısından da lige tutunabilme anlamında çok kritik bir maçtı. Hemen altındaki Çaykur Rizespor'un 20 puanı var. Bu anlamda gerçekten kritik bir karşılaşmaydı. Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor mücadelesi. Evet, bu karşılaşmanın görüntülerini ilerleyen bölümde kısa süre sonra sizlerle paylaşacağız. Tartışılabilecek pozisyonlar var çokça. Sayılmayan goller var, penaltı beklentileri var. Ama onun da ötesinde bolca gol pozisyonu var. 5 golün dışında bunların hepsini de izleyeceğiz. Artı futbolun akışı içinde ilerleyen dakikalarda. İlker Yağcıoğlu, Levent Tüzemen ve Alp Hocam'la birlikteyiz. Az sonra Gürcan Bilgiç de aramıza katılacak. Yerler değişmiş. Ben Gürcan'ı İlker abinin yerinde bir an için şöyle bir kavram kargaşası yaşadım. Bugün bir sistem değişikliğine gittik. Evet. Ben ama Levent abinin yanından ayrılmam. Yani o bize, değil mi? Evet. Yan yana yapıyoruz. Evet, evet. Sevgili Gürcan Bilgiç de yazısını tamamlamak üzere. O da birazdan aramıza katılacak ve öncelikli olarak Aytemiz Alanyaspor Fenerbahçe karşılaşmasını bütün yönleriyle ele alacağız. Yine Alanya'dan sıcak röportajları elimize ulaşacak, maç sonu basın toplantıları elimize ulaşacak. Onun dışında yarının Galatasaray Gençler Birliği maçına da değiniriz. Çok önemli bir transfer gelişmesi de var bu arada. Dün Beşiktaş, hepinizin malumu, Atina'daydı. Olympiakos'la 1-1 beraber kaldı UEFA Avrupa Ligi'nde. Orada bir muhabir arkadaşımızın edindiği bilgi var sevgili Hakan'ın. Onu da kısa süre sonra sizinle paylaşacağız. İlginç bir bilgi. Onu da merak edeceğinizi düşünüyorum. Enteresan bir gelişme o da. Bir eski Fenerbahçeli futbolcuyla ilgili diye ipucu vereyim. Arkası yarın yapayım. Şu yayından önce söyleyeydin bari, ben de merak ettim şimdi. Bize bile bize de söylemediler yani. Öyle ben vallahi bilmiyorum. Fenerbahçeli oyuncu deyince neyse, ben söylemedim. Sevgili İlker Yağcıoğlu, sizinle başlayalım. Devre arasında da beraberdik. Dedik ki bu maçta daha gol olur. Orta sahalar çok kolay geçiliyor. Çok fazla pozisyon veriyor iki takımda. 3-2 bitti. 2-2'nin üzerine Fenerbahçe 3. golü buldu. Eleştirdiğimiz bölüm bölüm oyuncular da vardı. Beklentilerin altında kalan oyuncular da vardı. Tabi geri dönüşler önemlidir ki bunun geri dönüşün kralını hafta içinde yaşadık biz. Tarihi bir geri dönüştü gerçekten tur anlamında. Bugün de 2-0'dan 3-2. Tabii şu notu da düşelim. Fenerbahçe bu sezon ilk defa 1-0 geriye düştüğü maçlarda bile oyunu çeviremezken bugün 2-0'dan 3-2'yi bulmayı başardı. Nedir maçla ilgili öncelikli değerlendirmeleriniz? İlk 20 dakikası Fenerbahçe için kabus gibi bir maçtı. Bunu devre arasında da konuştuk. Yani Alanyaspor sağdan, soldan, havadan, yerden, ortadan, her yerden geldi. Çok çabuk bir şekilde geldi ve Fenerbahçe hiçbir şekilde önlem alamadı. İki gol buldular, iki tane kaçırdılar. Yani o anlarda Fenerbahçe için bu maç acaba nasıl biter diye hepimiz düşündük. Ama senin de söylediğin gibi orta sahası olmayan bir maç. Yani Fenerbahçe de alıp topu rakip kaleye gitmeye başladı. Bence orada Saffet Hoca'nın çok büyük bir hatası var. 2-0 öne geçtikten sonra daha derli toplu bir savunma yapıp Fenerbahçe'yi orada karşılayıp aynı şekilde kontrayla çıksaydı belki bu şekilde maçı kolaylıkla vermezdi. Fenerbahçe 3-2 öne geçtikten sonra bütün takım geriye çekildi. 2-0'dan sonra bile Aytemiz Alanyaspor iştahla rakip kaleye gitmeye çalışıyor. Nereye kadar? Gittin mi atacaksın işte. Gidemediğin zaman karşındaki bir büyük takım. Yani kontrol oyununa dönmediler. Dönmedi. En büyük hataları bence o oldu. Hani işler iyi gidiyor. Çok da pozisyona giriyoruz. Keyif de almaya başladı oyuncular sahada. Her şeyi doğru yapıyorlardı çünkü. Ama bu onları birazcık yanılttı. Sonrasında bir gol, arkasından bir gol daha, devre arasında söyledim. İbre Fenerbahçe'ye döndü diye. Ondan sonra ikinci yarıda o ilk devre çok eleştirdiğimiz Ozan ve
Atıf'ın attığı. Ben hala eleştiriyorum vallahi. Yani onu bilmiyorum Fenerbahçe taraftarı ne düşünüyor da. ama futbol böyle bir şey işte, böyle bir oyun. Baktığı zaman bir tanesi asist yaptı, diğeri golü attı. Sonuçta bence bu geri dönüşün baş kahramanı Mehmet Topal'dı. Ve 20. dakikadan sonra da Alper Potuk'tu. Bu iki tane oyuncunun ortaya koyduğu performans. Alper de kötü başlayıp. Çok kötü başlayıp müthiş bitirdi. Müthiş etti, bitirdi. Evet, Fenerbahçe adına gecenin kahramanları oldular. Defansta Schürtel, Neuschneider ikilisinin hataları, işte konuşuruz görüntüler geldiği zaman evet. Belki bekler. Birçok sıkıntı vardı ama 2-0'dan 3-2 Fenerbahçe adına geceyi çok keyifli bir şekilde sonlandırmış oldu. Levent abi ne dersiniz? Şimdi 2-0'dayken ben sosyal medyadan da baktım. Ciddi Fenerbahçeli taraftarların isyanı, tabii, tepkileri vardı. Elbette buna benzer geri dönüşleri işte yaşıyoruz. Yaşamaya da devam ettik. Ama Fenerbahçe adına bugün farklı olan, artı olarak notlarımızın arasında yazabileceğimiz şeyler nelerdi? 2-0'lık skora Alanyaspor örneğin oyunun başında yakalamış olmasaydı, İkinci yarının ortalarına yakalamış olsaydı Fenerbahçe adına kabus olurdu. Bir defa hani karşı tarafı uyandırmak için böyle bir skor elde etmeniz lazım. Bence Alanya'da oyuncular bile iki tane attıklarının farkında bile değillerdi. O kadar coşkulu bir havaya girmişler ki İlker'in söylediği gibi biz Fenerbahçe daha fazla atarız diye. Bazen bu kadar değil yani, kazın ayağı böyle göstermiyor. Samimi konuşalım. Ben bu maçı izlerken şu kararı bir kez daha söylemek istiyorum. Josef de Souza'nın ne kadar Fenerbahçe'ye önemli olduğunu gözlemledik. O Souza bugün maçta olsa rakip takım bu kadar etkili olmaz. Bir yandan onun da eleştiriliyor ama ikiliyi kadar, Topal ve Souza'yı birlikte oynatan hocalar. Ben tam tersine bu ikisinin çok etkili oynadığını düşünüyorum. Souza olsaydı bugün Kalyon'da daha çok pozisyon bulur. Kafa toplamında daha etkili olurdu. Onun katkısı Fenerbahçe'ye çok daha farklı oluyor. Çok formda bir Souza olduğunu söyleyebilirim. Yaptığı iş anlamında. Abi ama özür dilerim, araya ben de gireyim sana destek olmak için. Yani Mehmet Topal Souza eleştiriliyor belki ama dünyanın birçok takımı iki tane bu tarz oyuncuyla oynuyor. Bence orada eleştirilecek kısım üçüncü oyuncu. Yani o zaman Tufan olmaz o zaman. Aynen öyle. Bu zaman oradaki olmuyor yani. O. Sıkıntı bu. Alper eğer böyle oynayacaksa olmaz. Ama kabul etmemiz gerekir ki beni Alanya'nın oyunu şaşırttı. Şimdi Alanya Trabzon maçını hatırlayın, biz burada eleştirdik. Bunun yorumunu yapmıştık. Alanya inanılmaz kapalı oynadı maç, biliyorsun. Evet. Yani bu defansı yapabilen eğer bu takımsa 2-0'dan sonra bu defansı yapmaması, yani savunma kültürünü ortaya koymaması beni çok şaşırttı. Orada da kaleci Aydar sahneye çıkmıştı. Yani. Ama takımı oyun yapısı söyledi. Yanaşarak oynadılar. Trabzonspor'a geniş alan vermemeye çalıştılar. Daha doğru pozisyon. Daha takım savunmasını ön plana çıkardılar. Bu burada Milli Piyango'nun büyük ödülü gibi gelmiş sana maç. 2-0. 2-0'dan sonra oyunu tutacaksın. O alan savunmasına geçeceksin. Fenerbahçe geniş alan vermeyeceksin. Ama öyle bir korakor oyuna girdiler ki. Yani 2-2'lik devre arası oyuna girmek bile Alanya'da oyuncuda ders olmamış. Yani ikinci yarı biz Fenerbahçe yeniriz mantığın çok yanlış olduğunu gözlemledik. Eğer Fenerbahçe'li oyuncuların bir kısmı Volkan Şen dahil sert bir şekilde durdurulmasaydı Ozan Tufan ileride, Fenerbahçe bu maçı 3-2'den daha fazla kazanırdı diye düşünüyorum. Bu arada sevgili Gülcan Bilgiç de katıldı aramıza. Alp Hocam. Evet. Yani gerçekten de maç başladığı zaman hepimiz bir ne oluyor dedik. Çünkü Fenerbahçe kötü başladı. Daha doğrusu Alanya çok etkili başladı. 22. dakika olduğunda Gülcan abiyle hocamla beraber dedik hani 22 dakika 2 gol. 2 tane de kaçan gol var. 2 bek bir ara neye uğradıklarını şaşırmıştı yani, Fenerbahçe'de. Messi ile Neymar'a karşı oylar gibi falandılar yani. Her türlü geçtiler abi. Öyle değil mi? Yani gerçekten iyi başladı Alanyaspor ama devamını getiremedi. Yani az önce İlker Hocam da Fenerbahçe'ye karşı belki 2-0'dan sonra doğru oyunu oynadı mı oynamadı mı en çok tartışılması gereken kısmı Alanyaspor adına da bu olduğunu düşünüyorum. Ve çok da doğru oyun oynadığını düşünmüyorum 2-0'dan sonra. Alanyaspor kontrol oyunu, temkinli oyunu oynayabilen bir ekip. Çok boş olan bıraktı ama değil mi Fenerbahçe'ye? Ama şu var. Gittiği her pozisyonda, her atakta pozisyon bulunca oyuncuya geri gel deseniz de gelmez. Haklıdır da. Yani orada maçın kırılma anları var. Üçüncü golü bulabilirdi. Çok rahat skoru yükseltebilirdi ama bakıyorum 2-0'dan sonra eğer bugün bana göre, bu benim şahsi fikrimdir, Fenerbahçe bir geri dönüş yaşadıysa mutlaka 2-0'dan sonra birilerinin skora reaksiyon vermesi gerekiyordu ve o reaksiyon veren bana göre başlangıcı fitil ateşleyen Lens olduğunu düşünüyorum. Skora
2-0 olduktan sonra en çok isyanı veren, en çok direnişi başlatan kişi Lens olduğunu düşünüyorum. Ve Lens'in başlattığı bu direniş Fenerbahçe'ye ilk yarıdaki golleri getirdi. O arkadaşlarına direniş gösterdi. Oyuna çok fazla katkısı olmadı ama hocam. Yani topalda yani, değil mi? Şimdi, arkadaşlarına isyan etti. Ya arkadaşlarına isyan topala etti. Kızdı falan. İsyan ettiği gibi hani belki saha içindeki ben de sana katılıyorum. 90 dakikalık işte oyunda kaldığı sürece performansı hani alıştığımız Lens performansı değil ama şunu hissettik biz. Yani ben skora isyan ediyorum. Hadi hani bir şeyler yapalımın arzusundaydı. Ha, yapmak istedikçe belki çok da battığı pozisyonlar oldu ama en azından hani herkesi bir sirkeledi orada. Çünkü Fenerbahçe'de böyle bir oyuncunun da eksikliğini Fenerbahçe bence çok hissediyor. Yani bir lider oyuncu bu tip skor olarak geriye düştüğünüz dakikalarda bir takımı sirkeleyecek, arkadaşlarını bir sirkeleyecek oyuncunun eksikliğini hissediyordu. Lens özellikle ikinci golden sonra bunu fazlasıyla hissettirdi ve sonrasında da biraz da Alanyaspor'un katkısıyla bence ikinci yarıda Fenerbahçe daha iyi oynayan, daha doğru oynayan taraf olarak skoru aldı. Fenerbahçe ikinci yarıda 4-2'yi de yakalayabilirdi, 5-2'yi de yakalayabilirdi. Ama Alanyaspor'un ilk yarıda da kaçırdığı çok önemli goller vardı tabii 2-0'da.